Şunu gösterebilir misin? Buyurun beyefendi. Rica ederim. Ekmek resmi. Sen de iyi, senden de iyi. Yani bu dönerde bizim şey olarak yani dan eti kuz eti karışık. Yarı yarıya. Bir de %5 de kuyruk yağı var bunda. Yani çok eskilerden beri gelen bir şey bu. Ha normali çok eski şey yaparsak direktmen kuz eti. Kuz etinin ağır bastığı için de yani içine dan eti. Dan eti büyük başında yani her taraf olmuyor. Bir hayvanda 4 parçası oluyor. Yani olan yeri burası. Yani bizim mesela kestiğimiz yerde tırpandır bıçağımız. Tırpanla. Tırpanın yani bu yaprak olduğu için esnememesi için bir de yani derin girmesin diye. Daha da keskin olması için. Olduğu için bu tırpan. Tek bu yani. Peki ustam bir çekilen 1855'te çekilen bir fotoğraf var. Bu da Türkiye'de birçok yerde dönerlik fotoğrafı olarak kullanılıyor. Doğru. Kastamonu'dan çıkan bir Kastamonlu usta, Kastamonu'nun yerlisi yani. Yerli olarak yani bu döneri ilk icat eden, bu yaprak döneri, kıymayı değil. Yani parça eti. İcat eden o, kuzudan. O zamanlar böyle tüp de yok. Ocak başında. Bir demire takıyorlar, öyle kesiyorlar. İlk Kastamonu. İlk olarak. Yani başka yani bu şekilde ilk, yani Kastamonu usta da yapıyor yani bunu. Başka birisi yapmıyor yani ilk olarak. Peki Kastamonu döneri değişti mi o dönemden? Değişmedi, aynısı. Aynı döner devam ediyor. Abi seni tanıyarak başlayalım. İsmim Abdullah Taşmancı. Dönerci Necat Usta'da çalışıyoruz. Necat Usta'mız bu yılı 98 yılından bu tarafa sürdürüyor. Eski ustaların verdiği döner tarifleriyle dananın sırt eti, koyun eti, koyun etinin her tarafını kullanabiliyoruz bu şekilde. Şöyle yağlanmak şeklinde. Ve aralara kuyruk yağı. Kuyruk yağını bu şekilde açıp aralara kuyruk yağı kullanıyoruz. Bizim dönerimizde kesinlikle kıyma yok. Şimdi Bursalılar Bursa dönerini meşhur olduğunu, kendinin olduğunu söylüyor. Biz hiçbir şekilde hani şey yapmıyoruz ama onların döneri kıyma döneri. Yani İskender usulü çalışıyorlar. Bizim dönerimiz parça. Kıyma şey eski dönerlerden şu şekilde yapıyoruz yani. Dedelerimizden miras kalan diyelim. Döner, et döner. Yıllardır çocukluktan beri yemeye devam ediyoruz. Müthiş bir lezzet. Yani ben başka yerlere de gittim ama bu lezzette bunlar hiçbir zaman yiyemiyorum. Kesinlikle burası. Bursa'nın İskender'i belki farklı olabilir. Ama et döner dedi mi bu. Yani et, bunun içinde şey de var. Yani hem kuzu hem et karışımı. Müthiş bir lezzet yani. Biz bundan vazgeçemiyoruz Kastamonu olarak. Dededen torunu üçüncü kuşak olarak döner kebapçılık işleri bana ait işletiyoruz. Benden önce babam 1944'te işletmeye başlamış. 1820'lerde dedem başlamış. İlk dükkanımız Kastamonu Nasrullah Camii'nin yanında şadırvanların olduğu yerdeymiş. Orada havuzlar falan vardı. Şu anda yok, yıkıldı. Hep iş yerleriymiş orası. Ama şey yani bir çadırımsı usulü. Kışın çalışmazlarmış. Hava soğukluğundan dolayı. Dönerin patentini de ben aldım. Marka ve patent olarak
TSE kurumundan, Patent Enstitüsü'nden. Kastamonu'ya Orta Asya'dan gelmiş ve ismi lüle kebap olarak geçerken ilk yatay döner şeklinde. Orta Asya Türkleri geliyorlar. Kastamonu zaten biliyorsunuz Zandaroğlu Beyliği. Türkiye'nin neredeyse başkenti şeklinde. Öyle olduğu için burada tercih edilmiş. Burada da ustalarımız nasıl yapalım falan derken dikey şekle dönüştürmüşler. Şimdiki gibi böyle tüplü gazlı ocaklarda değil, çam kömüründen ateşiyle döner pişirilirmiş. Şimdi onlar kendilerine şöyle iddia ediyorlar. Biz diyorlar kuzu etinden yaparız, dönerimizi kıyma şekline getiririz, dana büftek karışımında. İskender bize ait. Aslında İskender'in gelişi Kastamonu'da çıkan tirde bağlı gene. Tirit, Kastamonu tiridi meşhurdur. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Altında kel simit dediğimiz o simitin üzerine simitin yumuşatıldıktan sonra yoğurt konulur, döner konulur, tereyağı dökülür. Sarımsaklı, sarımsaksız yoğurt şeklinde böyle sunum yapılır. Şimdi bunu İlk o tirit Kastamonu'da çıkmış. Onlara demişler ki biz bunu nasıl? Simidi orada yok. Yapan da yok. Fırın da yok. Pidenin üzerine yapalım şeklinde. Ya da daha eskiden ekmek üzerine koyarlarmış. Pide sonradan çıkmış. Şu anda gündemdeki pide üzerine İskender. Tabii onlar da kendilerince haklı. Onu icat etmişler. Bizimki de farklı bir olay. Döner. Tanışmış olduk o vasıtasıyla. Tabii dönerini kestik, verdik. Ben genelde orta yağlı döner servisi yaparım müşterilerimize. Onun yağlı yediğini de bilmiyordum. Ondan sonra yani Nail Usta bu bambaşka bir şey dedi. Sen bana biraz daha bir yağlı döner kes oradan. Yanına soğan piyazımız var. Onu ikram ettik falan. Çok çok beğendi orada. Başka yerlere gittikleri yerlerde bir çatal alır, lezzetine bakar, bırakır. Kesinlikle tabağı tüketmezdi. 4-5 personeline yakın o gün ikram etti kendisine. Afiyetle yedi. Teşekkür etti giderken de. Ben dedi bir daha geleceğim bu lezzeti. Daha sonraki televizyon röportajlarında benden bahsetti. Nail Usta bu işte bir numarasıdır. Mutlaka tavsiye ederim gitmeniz için diye. O vasıtasıyla Vedat Bey'i de memnun etmiş ve ağırlamış olduk. Bismillahirrahmanirrahim.